Merhaba sevgili arkadaşlar. Metinde kazandıkları anlamlara göre cümleleri incelemeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde şart cümlelerine karşılaştırma bildiren ve karşıt durumları bir arada veren cümlelere değinmiştik. Bu dersimizde ise değerlendirme, yorumlama, tanımlama, açıklama ve somutlama cümleleriyle haşır neşir olmaya çalışacağız. Vakit kaybetmeden değerlendirme cümlelerini değerlendirelim isterseniz. Herhangi bir sanatçı ya da eserle ilgili olumlu veya olumsuz yargı bildiren cümlelere değerlendirme cümlesi diyoruz. Bu tür cümleler sanatçı veya eser hakkındaki bir gerçeği aktarıyorsa nesnel. Yazarın kendi kanaatlerini aktarıyorsa öznel anlatımlı olur. ünlü şair bu şiirinde Yabancı sözcüklere bolca yer vermiş cümlesi nesnel. Ünlü şair bu şiirini etkileyici bir üslupla kaleme almış cümlesi ise öznel bir değerlendirme cümlesidir. Bazen değerlendirme cümlelerinde yapılan değerlendirmenin olumlu mu yoksa olumsuz mu olduğu tam olarak belli olmayabilir. Şairin serbest tarzı bırakıp yavaş yavaş heceye geçtiğini gözlemliyoruz örneğinde gördüğünüz üzere böyle muğlak anlatımı değerlendirme cümleleri ile karşılaşmamız da mümkün. Ona göre. Evet sevgili gençler, dersimizle ilgili öznel değerlendirmelerinizi aşağıdaki yorum kısmında bizlerle paylaşabileceğinizi hatırlatarak yorumlama cümlelerine geçmek istiyorum. Herhangi bir olay veya durumu belirli bir görüşe bağlayarak aktaran cümlelere yorumlama cümlesi denir. Yorumlama cümleleri genellikle özneldir ve bence, bana göre anlamı verir. Ama sizsiz siz olun, hiçbir zaman bana göreci olmayın. Başkalarının, bilhassa da büyüklerinizin söylediklerine kulak verin. Anlaştık mı? Günlerdir beni aramıyor. Demek ki çok işi var. Benimle tek kelime konuşmadığına göre bir şeye kırılmış olmalı. Çocukların yüzü gülüyor. Belli ki sınavları iyi geçmiş. Cümlelerini yorumlayacak olursak hepsinin size yorumlama cümlelerini en iyi şekilde anlamanız için sunulan güzel örnekler olduğu sonucuna varabiliriz. Nasıl yorum ama? Gelelim tanımlama cümlelerine. Herhangi bir kavramın ne olduğunu belirten bu nedir sorusuna cevap veren cümleler tanımlama cümlesidir. Değerlendirme cümlelerinde olduğu gibi tanımlama cümlelerinde de öznel ya da nesnel ifadelerle karşılaşmamız mümkündür. Mesela kitap size istediğiniz zaman ders vermeye hazır bir öğretmendir cümlesini ele alalım. Kitap nedir dediğimizde istediğiniz zaman ders vermeye hazır bir öğretmendir cevabını alıyoruz. Demek ki bu cümle bize kitap kavramının öznel bir tanımını yapan bir tanımlama cümlesidir. Şair şiirin peşinde usanmadan koşan adamdır ve sağlık insanoğlu için dünyadaki en büyük mutluluk kaynağıdır. Cümlelerinin de tanımlama cümlesi olduğu ne kadar aşikar değil mi? Gelin açıklama cümlelerinin ne olduğunu açıklayıp somutlama cümlelerini zihnimizde somutlaştırarak dersimizi sonlandıralım. Kendinden önceki cümleleri gerekçe, benzerlik ya da örnekleme yöntemleriyle destekleyen cümlelere açıklama cümlesi diyoruz. Bu cümleler bir önceki yargıya çünkü, yani, şöyle ki gibi bağlaçlarla bağlanabilir. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Herkes emniyet kemerini takmıştı. Ve bu çözdüğüm son soruydu. Yani ödevim bitti cümlesindeki renkli kısımların kendilerinden önceki yargıların açıklayıcısı olduklarını görmektesiniz. Soyut kavramların genellikle benzerlik ilgisinden yararlanılarak somut kelimelerle anlatıldığı cümlelere ise somutlama cümlesi diyoruz. Bu konuyu temcit pilavı gibi ısıtıp ısıtıp önümüze getiriyorsun. Konuşma arzusu bir mum misali sönüp kaldı içinde. Son zamanlarda kabına sığamaz oldu. İpin ucunu kaçırırsanız hiç iyi olmaz. Cümlelerinde somutlama yapıldığını somut bir şekilde görmektesiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek ümidiyle.